Tolga Şardan, 13 Ağustos 2021 T24 Altındağ'da yaşananlar, Perşembenin gelişi çarşambadan belliydi. Ankara'nın kuruluşunda tarihi yerleşim yeri olarak bilinen ilk merkez Altındağ ilçesidir. Diğer merkez ilçeler Altındağ'ın peşi sıra gelmiştir. Keçiören, Mamak, Yeni Mahalle ve özellikle Çankaya'ya göre en yoksul ilçesidir başkentin. Tarihi ve gelir düzeyi düşük ilçe sınırları içindeki Önder ve Battalgazi mahalleleri Ankara'ya ilk adımlarını atan Suriyeli mültecilerin adresi olmaya başladı. Zaman içinde neredeyse tamamen Suriyelilerin yaşam alanına dönüştü. Mülki idare kayıtlarında Türk kökenli yerel halkın gözükmesine karşın gerçekte tablo tersine dönmüş durumda. Kimi kaynaklarca yaklaşık 7 bin Suriyelinin yaşadığı ifade edilen Önder mahallesi Küçük Halep adıyla anılıyor. Hele Önder Mahallesi filmlerde gördüğümüz New York'taki Çin Mahallesi'nin bir benzeri adeta. Suriyeliler gerçek vatanlarında nasıl bir dünya yaratıp yaşıyorlarsa tıp atıp aynısını Önder ve Battalgazi mahallelerinde yeniden kurmuş durumdalar. Kimisi yasal olarak ikamet izni almış. Ancak kaçak yaşamaya çalışanlar çoğunlukta kaçınılmaz olarak. Evler, iş yerleri, yaşam alanları yerel halktan uzaklaşıp Suriyeli mültecilere yakınlaşmış görünüyor. Başkente gelen Suriyelilerin ilk durağı artık bu bölge. Burada yaşayan mültecilerin büyük bölümü başka semtlerde ekmek parası peşinde koşuyor. Zaman içinde mülteci ailelerden bazıları elde ettikleri gelirle orantılı olarak teker teker başka semtlere geçiş yapıyor. Boşalan yaşam alanlarını Ankara'ya yeni adım atan mülteciler dolduruyor. Tabii bölgedeki yaşam standardından söz edecek olursak pek yüksek değil şüphesiz. Kimi sokaklardaki evlerde yoksulluk var. Uzunca bir süredir her iki mahallede yaşam bu şartlar altında hüküm sürüyor. Bölgede yaşayan Türklerle sığınmacılar arasında sık sık kavgalar yaşanmıyor değil. Salı gecesi parkta çıkan kavgada Suriyeli mülteci tarafından bıçaklanan iki gençten 18 yaşındaki Emirhan Yalçın'ın yaşamını yitirmesi bölgedeki yerel halkla Suriyelileri karşı karşıya getirdi. Cinayet bir kez daha çatışmaların başlamasına neden oldu. Bir kez daha diyorum. Zira daha önce de yine Altın Altındağ sınırları içinde Suriyelilerin yoğun biçimde ikamet ettiği Önder ve Battalgazi Mahallesi'nde asayiş sorunu odaklı çatışmaya varan kavgalar yaşanmıştı. Olayların pek çoğu günlük olarak polisin müdahalesiyle yatıştırılıyor. Ama zaman zaman polisin yetemediği, sonrasında silahlı çatışmaya dönüşen olaylar da yaşanıyor. Geçmişte yine Önder ve Battalgazi Mahallesi'nde büyük olaylar yaşanmıştı hatırlarsanız. Muhtemel ki Yalçın'ın yaşamını yitirmesi son olayda olmayacak. Salı gecesi iki grup arasında başlayan olayların cinayetle sonuçlanmasının ardından çatışmalar çarşamba gecesi yeniden alevlendi. Bu kez yerel halk Suriyelilere ait iş yerleri ve evleri taşladı. Daha da yükselecek tansiyon Ankara Valiliği'nin girişimiyle biraz olsun düştü. Dün sabah olayların yaşandığı sokaklar nispeten sakindi. Suriyelilere ait dükkanların büyük bölümü açılmamıştı. Fakat sabah erken saatlerde bazı Suriyeli iş yeri sahiplerinin hasar gören dükkanlarını açıp temizlik yaptıkları dikkat çekti. Sakinliğe karşın gerginlik havası kendisini yine de belli ediyordu. Çarşamba gecesiyle ilgili eklemek gerekir ki Suriyelilerle çatışanlar arasında mahalleye dışarıdan gelenler olduğu öne sürülüyor. Başka kentlere ait plakalı araçlarla gelen grupların bulunduğu belirtiliyor. İstihbarat eksikliği olup olmadığı tartışmaya açık. Herhalde olaylara müdahalede etkisiz kaldığı iddia edilen güvenlik kuvvetleri yani polis gerekli tespitleri yapmıştır. Ankara'nın Altındağ ilçesinde mahalle halkıyla Suriyeli mülteciler arasında baş gösteren çatışma ortamı bir gecede oluşmadı kuşkusuz. İşin ucu 2011'de Suriye'de iç savaşın başlamasına kadar dayanıyor. Esat rejiminin müdahalesiyle başlayan çatışmalardan kaçanların sınırlardan geçişlerini hatırlayalım. Gerek sınır kapıları gerekse sınır hattından Türkiye'ye sığınan binler, yüz binlere, yüz binler, milyonlara ulaştı kısa sürede. Uzunca bir süre kayıt altına alınamadı gelenler, ya da verdikleri bilgilere itibar edildi. Gelenlerin parmak izlerinin alınmasına nice zaman sonra başlandı. Arada terör örgütleriyle bağ olanlar sızmayı başardı. Bir anda büyük kentler başta 81 kente yayılıverdiler. Yine hatırlayın, Amerika, Kanada ve Avrupa ülkeleri kariyeri olan veya para sahibi sığınmacıları tercih etti. Geriye kalanların tercihine ise zorunlu olarak Türkiye kaldı. Sadece Ankara değil elbette olayların yaşandığı yerler. Suriyelilerin nefes aldığı ülkenin hemen hemen her köşesinde benzer kavgalar, çatışmalar, olaylar yaşanıyor zaman zaman. Büyük kentlerde meydana gelen olaylar gündemi biraz daha fazla meşgul ediyor. Mesela kilise düşünün. Sınır kenti olması nedeniyle kentte Türk nüfustan fazla Suriyeli yaşıyor. Kentin tüm yönetim dengeleri bu denklem üzerinden gidiyor. Büyük kentlere gettolar oluşmaya başladı. Suriyeli mülteciler Türkiye'ye uyum sağlamak yerine kendi yaşam tarzlarını uygulayabilecekleri alanlar yarattılar. New York'taki Çin Mahallesi'nin Amerikan yasalarına uymamasını düşünmek mümkün mü? Ya da Brüksel'deki Türk mahallesinde Belçika yasaları yerine Türk yasaları mı geçerlidir? Berlin'de Küçük İstanbul olarak adlandırılan Krausberg semtinde Alman yasalarının dışında yasa, yasalar mı uygulanmaktadır? Dünya üzerinde gettolarda nefes alanlar kendi kültürlerini oluştursalar bile o ülkenin yasalarına ve kurallarına uymakla yükümlüdür. Suriyeli mültecileri de bunun dışında tutmak mümkün değildir fakat iktidarın yasaları istismar eden suriyelilere karşı alttan alır tarzda yaklaşımda bulunması günlük yaşamda türk halkı ile mültecileri en basit konularda bile karşı karşıya getiriyor özellikle ekmek parası kazanma konusunda ciddi bir çekişme ve mücadele var iki halk arasında ve işin kötüsü sorunların çözümünde iktidarın günübirlik uygulamaları daha fazla çözümsüzlük yaratıyor maalesef Yine hatırlayalım, pandemi öncesinde hükümetin Suriyeliler başta olmak üzere ülkede kaçak yaşayan göçmenlere yönelik özel bir çalışması vardı. Hükümet 12 Temmuz 2019'dan itibaren bilhassa İstanbul'da kaçak yaşayan göçmenleri yakalayıp otobüslere bindirip geri gönderme merkezlerine yolluyordu. Sahi ne oldu o uygulamaya? Şimdilerde hiç duyuyor muyuz ne yapılıyor bu konuda? İçişleri Bakanı Soylu o günlerde esip gürlüyordu. Açıklama üzerine açıklama yapıyordu. Ben bu ülkenin İçişleri Bakanıyım. Benim ülkemde bilmediğim, kayıtlı olmayan kimsenin yaşamaması lazım. Suriyelilerin üzerine bir de Afganlar girmeye başladı sınırlardan. Soylu'nun 2019'da bu açıklamasına bakarsak gelen Afganlardan da bilgisi var diye düşünebiliriz. Suriye'de çatışmaların başlamasının üzerinden tam 10 yıl geçti. O günlerden geldik bugünlere. İktidarın ne olayların başlangıcında ne de bugüne gelinen süreçte Suriye ve Suriyeli mülteciler politikasının olmadığı görüldü. İki halk arasında daha büyük olayların yaşanmasını engellemek için, iktidar hiç olmazsa bundan sonrası için kamuya dönük sığınmacı politikası oluştursa iyi olacak. Özellikle görmezden gelme veya kulak üzerine yatma tutumundan vazgeçerek sokağa kontrol altına almalı. Olanlara seyirci kalmak, gelecek yıllarda yaşanacak sorunların tohumu olacaktır. Akif Peki 13 Ağustos 2021 Karar Ankara'daki dehşet gecesinden kalanlar. Yüzü gözü kan revan içinde bir Suriyeli çocuğun iç parçalayıcı fotoğrafı. Dehşet içinde birbirine sarılan el kadar çocukların yüzündeki korku ve bir şey yapamamanın katlanılmaz utancı. Ailece sindikleri odada lincin geçmesini bekleyen sığınmacıların dayanılmaz çaresizliği. Vandallar karıştırmasın, yanlışlıkla kendi evleri de taşlanmasın, dükkanları yağmalanmasın diye camlarına bayrak asanlar. Kendi canlarının derdine düşmekten, komşularına nasıl yardım edeceklerini bilemeyenler ve belki de bunu zaten düşünmeyenler. Tekbir sesleriyle saldıran gözü dönmüş güruhun barbarlığı karşısında elden bir şey gelmemesinin verdiği karışık duygular. Fete çıkmış, zafer kazanmış, mahalleyi düşman işgalinden kurtarmış edasıyla gece yarısı sokakta istiklal marşı okuyan kalabalık polisin orantılı güç kullanarak gereken sertlikte müdahale etmemesi, durdurmaya güç yetirememesi. Yöneticilerin öngörüsüzlüğünün böyle bir senaryoya hazırlıksızlığın doğurduğu otorite kaybı ve boşluğu ve kafası gözü yarılmış Suriyeli çocuk fotoğraflarının altına acitasyon yapmayın notu düşüren kalpsizlik. Öldürdükleri çocuğumuz ne olacak, istemiyoruz burada, defolup ülkelerine gitsinler diye hala intikam naraları döşenenler. Emirhan Yalçın'ın bıçaklanarak öldürülmesinin acısı yetmezmiş gibi üstünden Suriyelilere toplu linci haklılaştıranlar. Suriyeli iki saldırgan tutuklandığı halde ilgisiz tüm Suriyelileri hedefe koyanlar. Twitter'dan çırpınan, yapmayın etmeyin uyarılarıyla sağduyuya çağıran ama sesini duyuramayanların sıkışmışlığı. Bir de irkilerek, sarsılarak, kahrolarak, içi içini yiyerek olan biteni izleyenler. Klişe sevmem yine de bu geceden alınan dersler unutulmayacak diyebilmek isterdim ama unutulacak. Hepimizin utancı gibi laflar da etmeyeceğim. Bazılarımız kendilerini utandırmadığını saklamıyor zaten. İktidarın çıkardığı derse bak. Sabah geceyi provoka edenlerle şiddete karışanlardan 76 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. 36'sının çeşitli suçlardan sabıkası varmış. Yağma ve hırsızlıktan uyuşturucuya uzanıyor. Fakat bu profil detayı neyi açıklıyor? Dışarıdan provokasyona geldiklerini mi, altın dağ sakini olmadıklarını yoksa böyle bir şey yapmayacaklarını mı? Saldırganların gerçekte tekbirle, istiklal marşı ile alakalarının olmadığını mı gösteriyor? Ensar muhacir kardeşliğinin tuttuğunu, aslında dikiş atmadığını mı kanıtlıyor? Bu pogrom provasına katılanların sadece nasipsizliği ve istismarcılığını mı ortaya koyuyor? Kendi kendimizi kandırmayalım, kafayı kuma gömmenin kimseye faydası yok göçmen karşıtlığı toplumda olmasa üstünden siyaset yapanlar çıkmazdı. Oy devşirmek için kaşınmaz, kızıştırılmazdı. Milletin sabrı taşıyorsa taşıran son damla neydi? Afgan göçmen dalgası mı yeter dedirtti. Kapılar yeni göçmenlere açık tutulmaya devam ederken ortaya bir çıkış planı konamamış olmasının payı ne? Öfke ve tepki patlamasıysa nasıl birikti? Toplumun infiali ise ne sevketti? Barbarlığın hiçbir gerekçesi mazereti olamaz. Fakat haklılaştırmaktan kaçınmak üstüne düşünmeye engel değil. İktidar ve muhalefet suçu birbirine atıyor. Hangisi tamamen masum? Bu sonuçta iki tarafın da payı var. Ama sorumlulukları eşit mi? Yönetme, çözüm bulma, tedbir alma, asayişi koruma, can ve mal güvenliğini sağlama sorumluluğu iktidarda uyarılara kulak tıkanmasa, toplumdaki artan rahatsızlık görülse, kuru hamaset yerine somut ve gerçekçi çözümler aransa buraya gelinmezdi. Ucuz popülist hamaset, politikasızlığı bir süre gizlese bile yol açacağı tahribatı ortadan kaldırmıyor, bilakis büyütüyor. Dumanı tahliye etmeyen kör bacaya döndü siyaset. Toplumu barut fıçısı gibi ha babam doldurursan bir yerde patlar. AK Parti sözcüsü Çelik şunda çok haklı. Siyasette rekabet tabii ki gereklidir. Ancak ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı nefret dili asla muhalefet olarak değerlendirilemez. Bazı siyasilerin sığınmacılara yönelik uzun süredir kullandığı nefret dilinin yol açabileceği tehlikelerin ne kadar büyük olduğu ortadadır. Fakat muhalefete ders çıkarıyor, kendine ders yok mu? Yani ayrıştırıcı ve hedefleştirici nefret dili yalnız sığınmacılara karşı kullanılınca mı tehlikeli ve yanlış? İktidar muhalefete karşı halkı kışkırtmayı kökleyince tehlike oluşturmuyor mu? Murat Yetkin, 13 Ağustos 2021 Yetkin Report. Afganistan'a talip olmamalı, vakit geç olmadan çekilmeliyiz. Siyaset gazetecileri güne hangi gazeteyi okuyarak başlar biliyor musunuz? Resmi gazete. Bu sabah 13 Ağustos tarihli resmi gazetede Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olmuş ve bundan sonra meydana gelebilecek yangın ve sel afetlerinden zarar görecek vatandaşlar için yardım kampanyası başlatma kararını duyurdu. Bir yandan yardım kampanyası diyenlere soruşturma açılmasından söz etmeyeceğim burada. O ayrı hesap. Ama bu karar güney sahillerini Muğla ve Antalya'yı vuran orman yangınları sonrasında kuzey sahillerini Sinop, Bartın ve Kastamonu'yu vuran sel felaketinin şimdilik 27 can alması ardından geldi. Kaybın artması endişesi üzerine Erdoğan, AK Parti'nin 20. kuruluş yılı kutlamalarını iptal etti. Ama mevcut belalar yetmiyormuş gibi koşar adım herkesin kaçtığı Afganistan'a gidiyoruz bir yandan. Erdoğan'ın 11 Ağustos'ta prompter sayesinde yarı canlı diyebileceğimiz televizyon yayınında Afganistan'a gidebilmek için gerekirse Taliban üst düzeyiyle konuşabileceğini söylemesi mevcut endişeleri artırdı. O adını söylemeyince dünkü yazıda ben vereyim dedim. Mevlevi Hibatullah Akuntzada diye. Ama belki Akuntzada Erdoğan'la görüşmeyi güvenliği açısından sakıncalı bulur. Malum terör örgütü liderliği nedeniyle Amerika'nın en azından resmen arananlar listesinde. Şartlar yerine getirilse de ateşle oynamak. Erdoğan'ın bu sözleri ardından daha önce Kabil Havaalanı'na talibiz diyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ziyaret için gittiği İslamabad'dan sözlerine açıklık getirmeye çalıştı. Şartlarımız yerine getirilirse talip olmuşuz. Yoksa Mehmetçiğe ateşe atmayız dedi savunma bakanı. Afganistan'a gidiş şartlarını geçen ay Kıbrıs'ta açıklamıştı Erdoğan. Amerika'nın tam diplomasi desteği, Afganistan'daki lojistik ve teknik gereçlerin Türkiye'ye verilmesi ve maliyet bütçesi olarak. Bu arada Erdoğan'ın Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'yi 15 Ağustos'ta Pakistan için Milgem projesi kapsamında imal edilen Babür Korveti'nin denize indirilme törenine davet ettiğini de öğrendik. Türkiye, Afganistan'a orayı cehenneme çeviren örgütleri kendi ulusal çıkarları için besleyip büyütmüş olan Pakistan desteğiyle gitmek, daha doğrusu varlığını sürdürmek istiyor. Amerika bu şartları yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi. Bu da son zamanlarda gerçekten mağdur Afgan göçmenlerin yanı sıra kafileler halinde adeta İran üzerinden Türkiye'ye tahliyesi ya da sevkiyatı yapılan güçlü kuvvetli askeri üniformalı delikanlılara dair kuşkuları artırıyordu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İran sınırında Van'da incelemelerde bulunduktan sonra hükümetin neden İran'la konuşup bu sevkiyatı durdurmaya çalışmadığını sordu. Malum bir yandan Afgan ve Suriyeli sığınmacılar ülkede zaten mevcut kutuplaşmaya yeni boyutlar ekliyor. Altındağ olayı ortada. Az önce Taliban gelirse dedik ama lafın gelişi. Taliban zaten ülkenin tamamını ele geçirmek üzere. Son 5 günde 10 vilayet merkezini hükümet birliklerinden aldılar. Amerikan askeri istihbaratı Taliban'ın 90 gün içinde başkent Kabil dahil Afganistan'a bütünüyle hakim olacağı tahminini açıkladı. Amerika ve İngiltere vatandaşlarını büyük elçiliklerinden tahliye etmek için özel kuvvetler göndereceklerini duyurdular. Ankara'nın çok güvendiği, göğsüne taktığı parlak madalyalarla kendisine mareşal dedirten Raşit Dostum'un etkili olduğu Orta Asya kapısı kuzey vilayetleri dahi Taliban'a geçti. Taliban'a neden talip olduğumuz açıklanmalı dünyanın en gaddar örgütlerinden biri olan İslam şeriatını IŞİD ve El-Kaide gibi zorbalıkla uygulama iddiasındaki Taliban, dünyadaki eroin üretiminin %90'ından sorumlu olan ülkenin yönetimini yeniden ele geçirmek üzere. O ülke ki son 40 yıldır dünyaya sınır tanımayan ve ölümden korkmak bir yana ölümü arzulayan teröristlerin eğitim ve staj sahası. Ve Erdoğan, bu örgütü, tamamını elde tuttuğu ülkenin başkentindeki Hamid Karzai Havaalanı'nın korunma ve işletilmesinin Türkiye'ye bırakılmasına ikna edeceğini düşünüyor. Kimden koruma? Taliban'dan mı? Onlar zaten yönetime geliyor. Bu arada o havaalanının isminin değiştirilmesi de gün meselesi. Belki Taliban ele geçirdiğinde Erdoğan'ın gençliğinde kahraman saydığı Gülbettin Hikmet Yarın ismi verilir. Afganistan'a neden talip Türkiye? Orta Asya stratejisi gibi açıklamalar geride kaldı yaşanan kaos yüzünden. Kimlerin çıkarı var Türkiye'nin Afganistan'a talip olmasından? Kimler istiyor? Neden istiyor? Erdoğan'ın çıkıp Türkiye'nin neden Afganistan'a talip olduğunu halka açık seçik ilan etmesi lazım. Karşısına çıkıp soru sormamıza izin verilse, kadrolular gibi gerdan kırmaz sorularımızı sorarız. Türkiye şartlarını da geri çekerek bu maceradan vakit geç olmadan dönmeli ve bir an önce sığınmacılar konusuna da çare bulmalı. Akar'ın Mehmetçiği ateşe atmayız sözüne bir nokta koymak lazım. <laughs> Zafer Arapkirli, 13 Ağustos 2021 Cumhuriyet Alarm zili mi dedin? Ankara Altındağ'da yaşanan Suriyeli ve Afgan göçmen ailelere yönelik utanç verici, buram buram faşizm kokan pogromun ardından bazı yandaş ve yalaka yazarlarla onların gönüllü yardakçısı yetmez ama evetçili boşlar alarm zili tanımı yapıyorlar. Ne alarm zilinden söz ediyorsunuz? Biz o zilin ilk tınılarını 10 yıl önce duyup da avazımız çıktığı kadar bağırmaya başladığımızda biz o zilin ilk çınlamaları karşısında yapmayın etmeyin büyük bir felaketin eşiğindeyiz diye sütunlarımızda uzun uzun yazılar döşediğimizde ekranlarda adeta yalım yalım yalvardığımızda kulağınızın üzerine yatmaktaydınız derin bir uykudaydınız hepiniz. Kiminiz reisin ve Davutoğlu Ahmetlerin fetihçi hayallerinin peşine takılmış, Orta Doğu haritasının yeniden tasarlanması planlarının çizimine mürekkep taşımaya koyulmuştunuz. Kiminiz Türkiye bölgedeki endişe verici gelişmelere duyarsız kalamaz bahanesiyle bu millete yutturulmaya çalışılan ve yüzlerce askerimizin hayatına mal olan maceralara mehtervari, milliyetçi soslu fon müzikleri bestelemenin çabasındaydınız. İlk tüfek patladığında İlk şehit haberleri gelmeye başladığında, bölgesel yangına ilk benzin bidonları döküldüğünde ve bunun sonucu olarak ilk sığınmacı kafilesi sınırdan Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep'e girdiğinde bunun yüksek desivelli bir alarm zili sayılması gerektiğini söylemiştik. Ama düzenin dümen suyunda yol alan teknelerinizde rahatınız bozulmasın diye, malum 98 Ahmet gibi patronlarınıza viski servisi yaparken tekne sallanmasında viski dökülmesin, tavla zarları yer değiştirmesin diye, sesinizi çıkarmadınız. Bugün tüm yandaş, yalaka, yılışık, yalancı, besleme tayfasıyla onlara takviye gücü olarak koşturan eski Suriye politikası savunucusu, şakşakçısı Liboş tayfası kalkmış bu ülkenin vatanseverlerine, demokratlarına akıl hocası kesiliyor. Aman efendim pogroma benzin dökmeyelim yazıları yazanlar mı istersin? Sığınmacı sorununun artık bir milli güvenlik sorunu olduğuna dikkat çekenleri ırkçı koraya dahil olmakla suçlayanlar mı ararsın? Hatta ve hatta bu kavgaların ve ırkçı faşist saldırıların yaşanacağı uyarısında bulunanları saldırıları mazur göstermekte suçlayanlar mı? Düzensiz ve kaotik sığınmacı akınını delik deşik hale gelmiş sınırlardan neredeyse her dakika başı binlerce Afgan ve hala Suriyeli göçmenin girip çıkmasını mesela bayram ziyaretlerini savunanları bu durumu Amerika'nın, Almanya'nın, Fransa'nın geçen yüzyılda yaptıkları düzenli, sistematik, kayıtlı, kuyutlu göçmen emeği ithalatıyla bir tutan zeka özürlüleri saymıyorum bile hangisini sayayım? Bu arada ortalıkta dolaşmaya başlayan düzensiz sığınmacıları ve bunlar üzerinden bozulan demografik yapıyı kaotik bir hale gelmiş olan asayiş ortamını istismar ederek silahlı silahsız güç ya da seçmen olarak kullanma planları yapıldığı senaryolarını da ciddiye alıyorum. Niye? İktidarını sürdürebilmek ya da iktidara gelebilmek için yabancı güçlerden destek almayı mübah sayan bir siyasi zihniyeti gayet iyi tanıdığımızdan Amerika ile yapılan gizli görüşmelerin içeriği, Suriyeli karanlık cihatçı unsurlarla yapılan, Libya'ya, Azerbaycan'a kadar uzanan, Afganistan'a kadar uzanma niyeti taşıyan kanlı işbirliği protokollerini tam olarak bilmediğimiz müddetçe de maalesef bu kokular burnumuzdan gitmeyecek. Onun için birileri alarm zili filan dediğinde gülelim mi ağlayalım mı şaşırıyoruz. Tekrar ediyorum. Bu konu ciddi bir milli güvenlik sorunudur ve İçişleri Bakanı'yla Dışişleri Bakanı'nın bile Cumhurbaşkanı talimatıyla katılmadıkları gayri ciddi MGK toplantılarında bile ne kadar ele alındığı kuşkuludur. En vahimi de budur. Emre Kongar, 13 Ağustos 2021 Cumhuriyet Cumhurbaşkanlığı seçimi bilinenler bilinmeyenler 2023'te yapılacağı söylenen Cumhurbaşkanlığı seçimi toplumdaki demokratik güçlerle demokrasi karşıtı güçler arasında bir seçimdir. Yani aslında demokratik rejimin kaderi oylanacaktır. Bu biliniyor. Demokratik güçler, rejimi korumak için yeterince akıllı, fedakar, partisel ve kişisel egolarını, çıkarlarını bastırarak davranabilecekler mi, gerekli ittifakları ve dayanışmaları oluşturabilecekler midir? Bu bilinmiyor. Zaten iktidarda kontrol ettiği tüm medyayla en çok partilerin, liderlerin, muhtemel adayların çıkarları, kişilikleri ve egoları üzerinden saldırıda bulunuyor parlamenter demokratik rejimi yok eden iktidardaki demokrasi karşıtı güçler bu seçimi kazanmak için her şeyi yapacaklardır. Bu biliniyor. İktidarda olan demokrasi karşıtı güçler seçimi kazanmak için seçim ve sandık güvenliğini, anayasayı ve yasaları ne kadar eğip bükebilecekler, yüksek yargıyı, örneğin Danıştay'ı, Yüksek Seçim Kurulu YSK'yı yasa dışı kararlarına ne kadar ortak edebileceklerdir. Her ne kadar sınırları son derece zorlayacakları biliniyorsa da bu büyük zorlamaların sınırları, ve yüksek yargının bunlara ne kadar boyun eğeceği bazı tahminler olmakla birlikte tam bilinemiyor. Toplum içindeki demokratik güçler, özellikle de başta ana muhalefet partisi olarak CHP ve Millet İttifakı, demokrasi karşıtı güçlerin sandık ve seçim güvenliğine aykırı olarak anayasaya ve yasalara karşı alacakları önlemler konusunda sandık ve seçim güvenliğini, anayasayı ve yasaları korumakta ne derece kararlı ve enerjik davranabileceklerdir. Bu konuda bazı olumlu temenniler ve bunlara karşı geçmiş deneyimlerden gelen bazı olumsuz tahminler varsa da demokratik güçlerin iktidara karşı sandık ve seçim güvenliğini anayasayı ve yasaları korumakta nedenli kararlı ve enerjik olabilecekleri konusunda tam bir beklenti veya bilgi yok. Kanımca demokratik güçlerin en önemli işi seçim ve sandık güvenliğiyle anayasa ve yasaların korunması konularında kararlı ve enerjik davranacağı hususunda toplumu seçim öncesinde ikna etmektir. İktidarın demokrasi karşıtı güçlerin adayı bellidir. Bu biliniyor. Demokratik güçlerin adayı kim olacak? Bu bilinmiyor. Demokratik güçler ortak aday mı çıkarmalıdır? Bu konuda da fikirler farklı, bilinmeyenler çok. Bazıları ortak aday çıkarılması konusunda ısrarlı. Benim gibi bazıları da her kim olursa olsun ortak aday konusunda partiler ve partilerin seçmenleri arasında bu adayı beğenmeyerek oy vermeyeceklerin sayısının fazla olabileceği olasılığını düşünerek demokratik rejimin ilk turda kaybedebileceğinden çekiniyorlar seçimin iki turlu olacağı düşüncesiyle her partinin kendi adayını çıkararak bütün seçmenlerini seferber etmesi ve iktidarın adayının ilk turda seçilmesinin önlenmesinin daha etkili bir yol olduğunu söylüyorlar. İkinci turda ise demokratik rejimi savunanlar arasında ilk turda en çok oy alan aday üzerinde mecburen ittifak etmenin daha kolay olacağını, böylece demokratik rejimin korunmasının sağlanabileceğini düşünüyorlar demokrasi karşıtı güçlerin ittifakı olan Cumhur İttifakı ile demokratik güçlerin ittifakı olan Millet İttifakı arasındaki oy farkı gittikçe kapanıyor ve her iki ittifakın oyları da şimdilik %50'nin altında kalıyor. Bu durumda her iki ittifak içinde de yer almayan HDP'nin oylarının seçim sonucunu belirleyeceği hesaplanıyor. Bu husus biliniyor. HDP Cumhurbaşkanlığı seçiminde demokrasi karşıtı güçlerin mi, demokratik güçlerin mi yanında yer alacak? Son yerel seçim deneyimi HDP'nin demokratik güçleri yani demokratik rejimi desteklediğini gösterdi. Ama iktidar bazı gölgeli pazarlıkların peşinde olduğu için bu sorunun yanıtı da tam bilinemiyor. Bütün demokratik güçlerin ittifakıyla seçilmiş olan ve uygulamaları çok başarılı görünen İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlarından biri mi, Kemal Kılıçdaroğlu mu, Meral Akşener mi yoksa AKP seçmenine sempatik görünecek biri mi ortak aday olmalı ya da olacak? Millet İttifakı'nın ortak aday konusundaki kararı bilinmediği için bu sorunun yanıtı da henüz verilemiyor. Zaten bence soru yanlış. Çünkü konu kişiler değil, demokratik rejimin geleceği. İktidar bütün muhtemel adayları ve muhtemel ittifakları torpillemek için tek tek isimler üzerinde de partilerin hem aralarındaki hem de içlerindeki çekişmeler üzerinde de çeşitli iddialarda bulunuyor ve elinde tuttuğu medyayla toplumun konuşma ve tartışma dilini de belirliyor beynini yıkıyor. Sandığa gitmeyeceğim diyenler, partisinin göstereceği adaya daha baştan itiraz edenler iktidarın demokrasi karşıtlığı oyununa alet olanlardır.